Bildiğiniz gibi göç olgusu insanlık tarihi boyunca var olmuş bir olgudur. İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı yerlerini, yurtlarını, ülkelerini, evlerini terk etmişler. Bu sorun günümüzde de devam etmektedir. İşte içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde bu soruna dikkat çekmek için İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Enerji Müzesi'nde The Other Stories, Öteki Hikayeler isimli bir sergi gerçekleştirdik. Sergiye 12 ülkeden farklı disiplinlerde çalışan 50 sanatçının yapıtıyla katıldık. Bu sanatçılar farklı disiplinlerde resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf ve bunun gibi farklı farklı yapıtlarla sergide yer aldılar. Şimdi hep birlikte sergiyi gezelim. İçinde bulunduğumuz bu alan serginin başlangıç ve bitiş yapıtı. Deniz Pireci'ye ait bir enstalasyon. Bu enstalasyonda Deniz Pireci yaşadığımız dünyadaki bütün göçlerin ekmek parası yüzünden, ekmek derdi yüzünden çıktığına inanan bir sanatçı. O sebeple de kendisi seramik sanatçısı olarak seramikten ekmekler, ekmek dilimleri yapmış ve arka planda da videoda bir hamur makinesinde ekmeğin yapılış amacını gösteriyor. Aslında göçün ilk başlangıcı ve nihai sonucu hep ekmek üzerinde. O sebeple de Deniz Pireci bizlere ekmek üzerinden bir enstalasyon gerçekleştirdi. Bu gördüğünüz büyük resim aslında sergi salonuna, bu müze içindeki ara kata çıkan insanların ilk karşılaştığı resim. Tolga Boztoprak'a ait olan bir yapıtı, yapıtta Tolga Boztoprak aslında Erime ismini verdiği bu resimde göçmenlerin, göç edenlerin, mültecilerin içinde bulundukları durumu bize anlatıyor. Resme baktığınızda gözümüz resmin bu noktasından girerek dışarıya doğru çıkış yapıyor. Fakat burada iki tane önemli figür var. Bunlardan bir tanesinin üzerinde Don't Worry Be Happy yazıyor. Diğerinde de Home yazıyor. Aslında göçmenlerin, mültecilerin içinde bulundukları o umut durumunu bize anlatıyor. Resmin alt hizasına baktığınızda resimde bir bitmemişlik hissine rastlıyorsunuz. Bu da bu sorunun devam edeceğini bize anlatıyor. Bunun hemen sonrasında Zeynep Yazıcı'nın dekonstrüktif bir çalışması var. Bombalanmış Halep'ten yola çıkarak orayı parçalayıp tekrar yok eden sanatçı bize burada farklı bir anlayışla, yeni bir yapılandırmayla bu resmin kurgusunu sağlamış duruyor. Yapı söküm olarak hazırlanan bu resimde sanatçı bir fotoğraftan yola çıkarak bu resmi yeniden kurgulamış. Ortada durulan, merkez, aşağı ve orta noktada duran bu figürün hemen yukarısı aydınlık. Aslında göç eden insanların aydınlık noktalara da gidebileceğini sanatçı bize anlatmış. Devam ediyoruz. Burada Suriyeli sanatçı Adnan Jeton'un resmini görüyoruz. Az evvel Tolga Boztoprak'ın işaret ettiği, orada bize gösterdiği göçmenlerin bir tanesi burada kendisinin nasıl kaçtığını bize anlatıyor. O sebeple de serginin kurgusunu yaparken Adnan Jeton'un bu şekilde işaret ederek aşağıdaki gösterdiği, oradaki o grup insanların ne şekilde kaçtığını bize anlattığı yapıtı hemen yanımızda. Buradan sonra Ahmet Umur Deniz'in önemli bir resmi var. Ahmet Umur Deniz Mimar Sinan Üniversitesi'nde profesör, oradaki hocalarımızdan biri. Suriye'deki göçten çok etkilenerek oradaki göç üzerine bir takım yapıtlar üretmiş. Klasik resim özellikleri taşıyor. Baktığınızda denizden çıkamayan insanların ve bir tane kurtulanın hikayesini görüyorsunuz. Resimde Rönesans döneminde gerçekleşen üçgen kompozisyon dikkat çekici. Hemen peşinde burada serginin kurgusunda biz insanlar yaşanılan dramla biraz yüzleşsinler istedik.
Ufuk Uyanık'ın Aylan Bebek'le ilgili yaptığı bir dizi kurgu fotoğraf var. Bildiğiniz gibi Aylan Bebek, yani diğer adıyla Alan Kurdi, Suriye'den kaçıp babasıyla birlikte Türkiye'ye geldiğinde ve buradan Avrupa'ya gitmek istediğinde Bodrum kıyılarında denize düşerek boğulmuştu. Ufuk Uyanık burada bize Aylan Bebek'in gibi birçok bebeğin öldüğünü anlatıyor. Özellikle Batılıların yaklaşımına bir eleştiri getiriliyor. Yani herkes orada çoluk çocuğuyla birlikte gezerken, eğlenirken, hayatlarını yaşarken Aylan Bebek gibi yüzlerce, binlerce bebek maalesef hayatın içinde yok olup gidiyorlar. Onunla da ilgili detaylı bir fotoğraf çalışması burada dört parça halinde karşımıza çıkıyor. Bu gerçeklikle devam ediyoruz sergide. Hemen Aylan Bebek'in hikayesine benzer gerçek başka bir takım hikayeleri de Tahir Ün'ün fotoğraflarında görüyoruz. Tahir Ün'ün burada üç tane kadınlar üzerinden ortaya çıkardığı yapıtla karşı karşıyayız. Mesela ortada bulunan Gizma bebek. Burada gördüğünüz Gizma'nın annesi Sudan'dan yanılmıyorsam kaçıyor. Cezayir'e geliyorlar. Bebeğin babası orada ölüyor. O sırada kadın hamile olduğu için bebeğini Türkiye'ye kaçtıktan sonra İzmir'de doğuruyor. Bunun gibi diğer kadınların hikayesi de var mesela. Burada Afganistan'dan kaçan bir kadının hikayesi var. Burada da Filistin'den kaçan başka bir kadının göç hikayesini burada bize Tahir Ün bireysel hikayeler üzerinden aktarmış oluyor. Aynı şekilde Ahmet Umur Deniz'in orada 3 kişi üzerinden gösterdiği hikayenin daha genişlediğini, daha geniş açı ve daha büyük bir resimle, daha çoklu kompozisyonla anlattığı yapıtı da burada. Gene denizden gelip gelenler ya da gelemeyenler ya da denizden gelirken orada ölenlerin hikayesini anlattığı bir resmi var. Figür resminin en önemli özelliklerini gene taşıyor. Farklı üçgen kompozisyonlar var. Bakın mesela bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ve bu resim çok dinamik bir resim ve içinde bulunduğumuz durumu bize, göçmenlerin ne şekilde, ne zorluklarla geldiğini bize anlatıyor. Hemen yanında Ömer Serkan Bakır'ın fotoğraflarını görüyoruz. Ömer Serkan Bakır Türkiye'deki önemli fotoğraf sanatçılarından bir tanesi. Orada da Afganistan'da, hemen burada gördüğünüz fotoğraf ve onun hemen yanında Pakistan'da göç etmek üzere olan ya da göç potansiyeli olan bu ülkelerden kaçmak üzere olan insanların hikayelerini bize anlatmaya çalışıyor. Bakın burada araba üzerine binmiş bir şekilde oradan kaçmaya çalışan insanlar ya da burka giymiş bir kadın, oradaki ekonomik durumun zorlukları ve o feodal hayat içinde bir şekilde kendilerine yer bulmaya çalışan insanların kaçışının başlangıcını bir şekilde burada bize anlatmış oluyor. Hemen yanında Serina Tara'nın iki tane fotoğrafını görüyoruz. Asya'nın dağları var burada. Serina Tara Asya dağlarından çektiği bu iki fotoğrafta da orada gösterdiğimiz göçmenlerin hangi yolları ne şekilde açtığını bize anlatıyor. Bu fotoğrafa baktığınızda, soldaki fotoğrafa baktığınızda orada sınır çizgisinin bir gate görüyorsunuz. Sınır kapısı görüyorsunuz. Sembolik olarak biz o kapıyı da buraya taşımış olduk. Burada gördüğünüz enstalasyon sanatçımız Yıldız Doyran'a ait. Yapıtın ismi Ben ve Ötekiler. Yıldız Doyran kadın hikayesi üzerinden, kadının toprağa bağlılığı ve aynı zamanda o güzellik imgeleri üzerinden yola çıkarak saçlar kullanmış. Kadın toprak ilişkisi ve kadının, o toprağa bağlı olan kadının bir şekilde kendi güzelliğini, her şeyi bırakarak, içinde bulunduğu o durumdan sıyrılarak bir yerlere
doğru gittiğini bize anlatmak istiyor. Gittiği yerde de o kişinin ötekileştirildiğini bu enstalasyonuyla bize anlatmak istiyor. Hemen yanında Gürcistanlı sanatçı Iliko Zautashvili'nin bir eseri var. Yapıtın ismi Bölünmeler. Emperyalizmin bıçak vurduğu her yerde aslında göçün olduğunu bize Iliko Zautashvili anlatıyor. Burada baktığınızda bıçak imgesi üzerinde bıçağın keskin taraflarında, bıçağın girdiği yerlerde bir takım haritalar görüyoruz. Mesela Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye var, Libya var, Kıbrıs, Kore, Sırbistan. Tüm bu coğrafyada, tüm bu haritaların görüldüğü coğrafyalarda göç olgusunun yaşandığını bize sanatçı anlatıyor. Tamamen burada politik bir mesaj veriyor bize. Emperyalizmin bıçağı vurduğu her yerde savaş çıkıyor ve savaşın sonucunda da göç gerçekleştiriliyor. Grafik sanatçısı Bahadır İşler. Bahadır İşler de göç eden insanların kendilerine sordukları soruları kendine sorarak çıkıyor. Herhangi birisi olarak diyor, acaba ben göç etmek zorunda kalsaydım yanıma ne alabilirdim? Valizime ne koyabilirdim? Ya da ne alamazdım? Bu hikayeden yola çıkarak bir takım grafik renklendirmeler, resimler gerçekleştirmiş. Ve orada çok ince, rapide uçlu kalemlerle yaptığı resimleri görüyoruz. Ve bu resimlerde aslında insanların hayatlarında neleri bıraktıkları ya da neleri bırakamadıklarını bize anlatmaya çalışmış. Bunun hemen sonrasında önemli Türkiye'nin önemli sanatçılarından Fevzi Karakoç'un yapıtlarıyla karşılaşıyoruz. Fevzi Karakoç aslında soyutlamalar yapıyor. Soyutlamaları at figürü üzerinden gerçekleştiriyor. At ise metafor olarak aslında göçün tarih boyuncaki en büyük sembollerinden birisi olmuştur. Atlarla tarihte göç gerçekleştirilmiştir. Fevzi hocamız da burada at üzerinden bize Asya'daki göçün başlangıcını anlatmaya çalışıyor ve devamında başka resimle de nereye geldiğini göstereceğiz. Buradaki yapıtta küçük bir çanta görüyorsunuz. Sagar Daeri'nin bir yapıtı. Kendisi az evvel Bahadır İşler'in oradaki eserlerinde yanınıza ne alabilirdiniz ya da ne alamazdınız sorusunu burada Sagar'ın işinde görüyoruz. İranlı bir kadın sanatçı. Baktığınızda çantaya aslında insanlar kendi yaşadıklarıyla, anılarıyla bir yere göç ediyorlar. Yani yanlarında eşya vesaire hiçbir şey getirmiyorlar. Anılarını bir şekilde toplayıp buraya koymuş ve yaşadığı coğrafyanın bir iz düşümünü küçük bir enstalasyon olarak sanatçı burada bizim yanımıza getirmiş. Fehim Güler'in burada serigraf baskılarını görüyoruz. 3 adet serigraf baskısını getirdik. Göç serisinden yapıtlar. Burada da Fehim tamamen iç göçle ilgili olarak yaptığı bu çalışmada Doğu Anadolu'dan Batı'ya, Akdeniz bölgesine doğru göçen insanların, onların hikayelerini, bir anlamda göçerlerin hayat hikayelerini bize yaptığı bu baskılarla anlatmaya çalışmış. Fevzi Karakoç'un tarih boyunca at imgesinden yola çıkarak gerçekleştirdiği resimlerde burada atların daha görünür hale geldiğini anlatıyor. Yani tarihin ilk başlangıç noktasında çok silik olarak gördüğümüz, çok daha soyut bir leke olarak gördüğümüz resimler burada biraz daha somutlaşmaya başlamış. Bu bölüm biraz da tarihe ayrıldık. Çünkü karşıda Serina Tara'nın yapıtıyla bir ilişki kuruyor. Ama onun öncesinde bu üniversitede, Bilgi Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan Lale Duruiz'in dijital resimlerine yer verdik.
Lale Hoca ötekileştirme üzerinden ortaya çıkardı bu resimleri. Siyah Kuğu ve Çocuk isimli bir yapıtı var. Baktığınızda aslında kuğular genellikle beyaz olur. Fakat siyah kuğular da vardır. Siyah kuğular, beyaz kuğular tarafından her zaman ötekileştirilmiştir. Oradaki o ötekileştirilmeyi siyah kuğu üzerinden Lale Duraiz bize anlatmış oldu. Onun hemen yanında da Sagalos'tan göç var ve düşe kalka toprak işçilerini bize anlatıyor. Buradaki kahverengi dijital yapıtta toprak işçilerinin onların da nasıl göç ettiğini iç göç olarak bize anlatıyor. Burada Sagalos'tan göç ise bu göçün yüzyıllar boyunca tarihte hep var olduğunu Lale Duraiz bize bu yapıtlarıyla anlatmış oldu. Şimdi sergimizin bir alt katına doğru geçiyoruz. Buyurun. Sergimizin geçiş noktasında ara katta Ercan Ayçiçek'in bir resmiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bu resmi geçiş noktasına koydum. Çünkü burada politikacıların göçmenler üzerinden nasıl siyaset yaptıklarını anlatan bir resim. Baktığınızda resme politikacının üzerinde turuncu bir can yeleği görüyorsunuz. Fakat o can yeleğinin içerisinde insanların nasıl kendi canlarıyla mücadele ettiğini bu yapıt bize anlatıyor. Kısacası politikacılar bize hikayeler, masallar anlatıyor. O sebeple de bu resimden kurtulduktan sonra, bu arada kalmış olan resimden ayrıldıktan sonra bizi Özkan Gencer'in iki tane masal resmi karşılıyor. Politikacıların bahsettiği masallar Özkan Gencer'in resimlerinde görüyor. Aslında her ayrılışın burada bir şekilde göç olduğunu bize sanatçı anlatmış. Özkan Gencer yaptığı masal resimleriyle bilinen bir sanatçımız. Bakın burada da bir çocuğun ya da bir çocuğa anlatılan masal gibi bize göçün hikayesini anlatıyor. Hemen yanında aynı şekilde gene bir masal resmi var. Her veda bir göçtür. Aslında veda edildiğinde bir yerden ayrılındığında onun göçle de direkt bir şekilde bağlantısı olduğunu bize sanatçı anlatmak istemiş. Yani göçmenler veda ettikleri yerlerden ayrılmışlar, bir yerlere gitmişler. Bunlar masallara, hikayelere de girmiş. Sanatçımız bize burada bunu anlattı. Politikacıların bizlere masal gibi anlattığı şeylerin aslında gerçek olduğu da burada ortaya çıkmış oluyor. Özkan Gencer'in masal resimlerinden sonra tarihle bir bağlantı kuruyoruz. Az evvel yukarıda gördüğümüz Fevzi Karakoç'un tarih bağlantılı yapıtlarından sonra Serin Atara'nın Çerkez göçünü bize anlatan enstelasyonuyla burada karşılaştık. Bu enstelasyonda sanatçı Karadeniz'e dökülen milyonlarca Çerkez'in hayatını, o dönemin zorluklarını bize anlatmaya çalıştı. Yapılan göçlerde Anadolu'ya varamayan, oralarda kalan ve bir avuç Anadolu'ya varan Çerkezlerin hikayeleri burada bu enstelasyonda dönen bu Karadeniz'i anlatan yüzey üzerinde Çerkez müziği ile birlikte seyircinin iç dünyasına hitap ediyor. Bundan 40 yıl önce Almanya'ya gidip göç eden ünlü ressamı Zahit Büyükişleyen'in Almanya'da yaptığı, göç üzerine yaptığı 3 tane eserle karşı karşıyayız. Zahit Hoca o dönemde 40 yıl öncenin estetiğini burada bizim önümüze getiriyor. Göç hikayelerini kendi bakış açısıyla burada bize anlatmış. Hemen yanında daha yakın tarihe ait, daha bugüne ait İtalyan sanatçı
Elena Bellantoni'nin videosunu görüyoruz. Bu videoda Compromoto isimli bu videoda sanatçı aslında göçerken Akdeniz'e dökülen, o Akdeniz'de kaybolan göçmenlerin hikayelerini denize attığı harflerle bize anlatıyor. Aslında her denize düşen insan denize atılmış, yok edilmiş, oraya bırakılmış bir hikaye. Sanatçının çok güzel bir anlatımla ortaya çıkardığı bu video bize günümüz gerçeğinin ne kadar acı olduğunu da anlatıyor. Hemen arkamda Suriyeli kadın sanatçı Hiba Aizok'un bir eseri var. Bu eserde sanatçı göç eden kadınların portrelerini yapmış. Ülkenin bir ucundan girip başka bir tarafına giden, yani bir kapıdan girip başka bir kapıdan çıkan göçmenlerin hikayelerini bize anlatıyor. Onun hemen ilerisinde Dilek Toluyag'ın bir heykelini görüyorsunuz. Yukarıda başka sanatçılarda anlattığım, yani valizinize giderken ne alabilirsiniz ki diye bir cümle kurmuştum. İşte burada Dilek Toluyag birçok göçmenin valizine katlayıp koyduğu fakat yanına belki de alamadığı eşyalarını ahşap oyma heykelle karşımıza çıkartıyor. Burada sanatçımız Ali Raşit Karakılıç'ın göçmenlerin portrelerinden yola çıkarak yaptığı heykeller var. Çeşitli soğutuculardan alarak gerçekleştirdiği bu heykellerde sanayide çalışan göçmenlerin hikayelerini bize anlatıyor. Sergimizin ismi Öteki Hikayeler. Öteki hikayeleri Adviye Bal'ın resimlerinde görüyoruz. Hemen arkamda, solumda ve sağımda olan resimlere dikkatlice baktığınızda ötekileştirmenin nasıl olduğunu anlıyoruz. Sol tarafımda bulunan yapıda Adviye Bal, getolaşma üzerine bir hikayeyi bize anlatıyor. Göçmenlerin gittikleri yerlerde getolaştıklarını, kendilerine ait bir mahalle kurduklarını bu resimde görüyorsunuz. Baktığınızda mavi olanlar aslında göç etmiş olanlar, farklı bölgelerde yaşayan, kendilerini korumak için bir alan oluşturan insanlar. Öbür tarafta ise society'ye karışmış, toplumun içine karışmış olan insanların, her ne kadar toplumun içine karışmış olsalar da bir şekilde toplum tarafından ötekileştirildiklerini, ayrıştırıldıklarını görüyoruz. Adviye Bal ötekileştirme üzerinden bize öteki hikayeleri bu resimleriyle anlatıyor. Zincirler Abelkoriski'ye ait. Aslında göçmenlerin gittikleri ülkede bulundukları zemine ne şekilde zincirlendiklerini, ne şekilde bağlandıklarını anlatıyor. Onlar her ne kadar hareket etseler de aslında zincirle bulundukları alana, zemine bağlılar. Bunun hemen peşinde başka bir yapıtla karşılaşıyoruz. Kolaboratif bir çalışma. Jacques ve Mehdi Ferranzade'nin işleri var burada. Her düzensizlikte bir düzen vardır. Bu her gün olur diyor sanatçılar. Ve bunu üç dilde yazdılar. Türkçe, İngilizce ve Farsça. Karşıdaki tribünün içinde gördüğümüz Ali Omar'ın bir enstalasyonu var. Serginin önemli eserlerinden bir tanesi. Ali Omar Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelmiş bir mülteci sanatçı. Birleşmiş Milletler koruması altında. Ve bu ülkede yaşarken bu ülkeye getirdiği diğer göçmenlerde olduğu gibi, diğerlerinin de yaptığı gibi bir enerji hissi var. O yüzden de biz burada onu bu enerji makinesinin içinde sergiledik, onun enstalasyonunu. Bu yapıtın içinde aynı zamanda ses var. Sanatçı bir klasik müzik eseriyle birlikte İstanbul'da topladığı sesleri de yapıtla birlikte bize ulaştırıyor. Yani eser sadece görsel olarak değil, aynı zamanda
işitsel olarak da bizim hafızalarımızın içine bir şeyler gönderiyor. Hemen solumda duran resim İngiliz sanatçı Hedda Brown. Hedda Brown İngiltere'den Türkiye'ye göç etmiş bir sanatçı. O da göçün aslında bu gördüğünüz iç içe geçmiş karelerde evren içindeki sonsuz bir boşluk gibi olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Gerçekten de öyle. Göç edildiğinde göç eden insan nereye gideceğini, ne yapacağını, orada kendisini neler bekleyeceğini bilmiyor. Her ne kadar Hedda Brown'un anlatımında bir belirsizlik içinde olsa da göç eğer çocukluk yıllarında yapılıyorsa o zaman Gizemen Uysal'ın söylemine geliyoruz. Gizemen Uysal çocukluk insanın ana vatanıdır der. Kim nereye giderse gitsin, her nereden nereye ulaşırsa ulaşsın, göç ettiği yere kendi ülkesinden kokuları, tatları, duyu organlarının beyninin içine yer eden her şeyi de taşımış oluyor. Gizemen Uysal Çocukluk isminde bir marka üretti. Bu markada bir koku yarattı. Yaratılan bu koku sergimizin de aynı zamanda kokusu oldu. Aslında herkes çocuklukta duyduğu, özellikle 4 yaşına kadar çocuklukta duyduğu o kokuyu ya da tattığı herhangi bir şeyi ya da duyduğu bir sesi kolay kolay unutmuyor. Çünkü göç, Ali Ömer'in de az evvel seslerden anlattığım çalışmasında olduğu gibi bir şekilde hafızanın içine yer ediyor ve nereye giderseniz gidin sizinle birlikte geliyor. Burada hemen arkamda Dilek Toluyag'ın Savaş ve Çocuk isimli bir yapıtı bulunuyor. Kamuflaj ceketinin üzerine küçük bebek kıyafetlerinden yapılan yeni bir kamuflaj aslında sanatçının savaşlar ve göçler olmaması üzerine bir dileğinin yansıması. Savaş demişken hemen oradan kaçıp göçen insanların durumunu anlatan iki yapıtla baş başayız. Bu tarafta sağımda gördüğünüz yapıtta Baran Kamiloğlu'nun Kaçamayanlar'la ilgili yaptığı bir resim var. Sanatçı kaçamayıp uçağın merdiveninde kalan ve bir şekilde hayatlarını orada mutsuzluk içinde sürdürmek isteyen ya da sürdürmek zorunda kalan insanların yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Hemen yanında usta sanatçı Resul Aytemir'in bir resmini görüyoruz. Kendi ülkesinden kaçan ve gittikleri yerde bir şekilde mutlu olan insanların resmi. Dikkat ederseniz daha renkli, cıvıl cıvıl kedileri, köpekleri ve içinde bulundukları o düzen içinde de kendilerine göre mutlu, güzel bir hayat kurmuşlar. Her ne kadar göç hikayeleri bu şekilde mutlu bitmese de biz konunun ajitasyonuna gitmedik. Mutlu biten hikayeler de var, mutsuz biten hikayeler de var. Ama sorun gerçekten çok büyük. Neden çok büyük? Sorunun özellikle çok büyük olduğunu Carol Turner'ın bu heykelinden anlıyoruz. Carol Turner, Birleşmiş Milletler'e, dünya ülkelerine bir eleştiri getiriyor. Getirdiği bu eleştiride gördüğünüz gibi dünyanın bütün ülkelerinin bayrakları bir şekilde can simidi olmuş. Fakat yüzünden şaşkınlığı gizlenemeyen bir küçük çocuk var. O çocuk bu can simidine tutulmuş. Birleşmiş Milletler'e tutunan çocukların hikayeleri aslında bitmiyor. Kimisi kurtuluyor, kimisi de az evvel yukarıda anlattığımız aylan bebek gibi kurtulamıyor. Ne yazık ki bu hayattan elini ayağını çekiyor. Kısacası bu hikaye gerçekten hala ıslak. Bu hikaye bitmiyor. Bu hikaye sürekli olarak
devam edecek. Gördüğünüz gibi burada da bu hikayenin ne kadar ıslak olduğunu Sema Özevi'nin fotoğraflarından da anlıyorsunuz. Hemen burada solumda çamaşır ipine asılmış olan bu fotoğraflar, göçmenlerin sorunlarının hala ıslak olduğunu, mültecilik kavramının hala günümüzde çok büyük sorun teşkil ettiğinin en büyük göstergesi olduğunu anlatıyor. O sebeple de biz sergi içine fotoğrafları normal bir fotoğraf gibi sergilemedik. Çamaşır ipini astık. Çünkü mesele hala ıslak. Tuğrul Selçuk'un Kutsal Kitap isimli bir yapıtı. Dikenli tellerden gerçekleştirilen bu heykelde Tuğrul Selçuk aslında kutsal kitapların biraz da dikenli tel gibi olduğunu bize anlatmaya çalışmış. Sema Özevi'nin Bilinmeyen Portreler isimli fotoğraflarıyla baş başayız. Bildiğiniz gibi göçmenler gittikleri yerlerde o ülkenin kültürünü alarak değişime uğrarlar. Yani kendi kültürlerinden bazı şeyleri yanlarında götürürken aynı zamanda da gittikleri yerin kültürünü de elde ederler. Ve böylelikle hayatın diyalekti içinde kendilerinde de bir değişme başlar ve bir belirsizlik oluşur. O sebeple de sanatçımız burada bilinmeyen portrelerde yüzleri kaybolmuş olan insanların portrelerini bize gösteriyor. Hemen sonrasında burada bir duvar enstalasyonu görüyorsunuz. Özge Günaydın'ın Derin Uyku isimli bir enstalasyonu. Sanatçı bu çalışmada öteki hikayelerin, ötekileştirilmiş olanların durumunu anlatıyor. Görmedim, bilmedim, duymuyorum diyen insanlar, ötekileştirilen birisinin hikayesi. Toplumda her zaman böyle söyleniyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, göçmenler sürekli olarak ötekileştiriliyor. Aynen yukarıda Ufuk Uyanık'ın eserinde anlattığımız gibi, Aylan Bebek konusunda olduğu gibi. Sorun var ortada. Çok büyük bir sorun var. Fakat bunu ne ülkeler, ne politikacılar, ne de devlet adamları, ne de insanlar, hiç kimse görmek istemiyor. Ötekileştirilenler bir şekilde ortada kalıyorlar. İlticacılar, göçmenler, mülteciler artık hayatımızın her alanında her zaman karşımıza çıkıyorlar. Onlara ait hikayeleri son zamanlarda özellikle televizyon ekranlarında ağlara takılmış bir şekilde görüyoruz. Burada sanatçı Sema Özevi'nin hikayesini görüyorsunuz. Sanatçı ağlara takılan göçmenlerin, onların hayatları yaşanmış ya da yaşanmamış olan hikayeleri bize bu ağ taktığı, ağ koyduğu, hem alttan hem yukarıdan gördüğümüz fotoğraflarla anlatmaya çalıştı. Göçmenler, mülteciler, ilticacılar, her ne kadar onların ağlara takılan hikayeleri varsa, aynı zamanda onların belleklerinde kalan bazı şeyler de var. Mesela bunlardan bir tanesi tat duygusu, koku ya da ses. Herkes kendi geldiği ülkeden, kendi coğrafyasından bir takım tadları da beraberlerinde, belleklerinde taşıyarak yanlarında getiriyorlar. O yüzden de kim nereye göç ederse etsin, kendi kültürüne ait tadın peşinde koşuyor ve gittiği yerde o tadı arıyor ya da o gittiği yere o tadı götürerek çevredeki diğer insanlara da tattırmaya çalışıyorlar. Burada Paul Donker Davis'in, Hollandalı sanatçımız, onun tad üzerine gerçekleştirdiği bir yapıt var. İki fotoğrafta tadın ne olduğunu bize en iyi şekilde anlatıyor. Hemen yanında iki tane kent görüyoruz. Bu iki kentlerden bir tanesi
arkeolojik bir komplekse dönüşen Nippur kenti, diğeri ise halen günümüzde göç alan önemli kentlerden bir tanesi olan Hatay. Gördüğünüz gibi insanlık tarihi boyunca göç sürekli olmuş. Nippur kenti artık yok. Hatay'ın da bundan belki 500 yıl sonra ya da 1000 yıl sonra ne olacağını kimse bilemiyor. Aslında dünya üzerinde göç, hayatın o devingenliği içinde sürekli olmuş ve göçmenler her gittiği yerlerde kendilerine nereli oldukları sorulmuş. Deniz Pireci'nin, seramik sanatçısı Deniz Pireci'nin burada bir enstelasyonu var. Bu enstelasyonda sanatçı nerelisin sorusunu, yani insanlara, mültecilere, göçmenlere ilk gittiklerinde nereden oldukları, nereden geldikleri, nerelisin soruları ya da kimsin sen sorusunun sorulduğu bir yapıtla burada bizi karşılıyor. Seramiklerin içine gömülmüş, gördüğünüz vesikalık fotoğraflardan arkalı önlü bu fotoğraflar, bu insanların nereli olduğunun da hiçbir önemi yok ve hayatın iz düşümü içinde gölgelerle devam ediyor. Daha sonrasında Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu'nun bir eseri var. Semaya Yolculuk. Sanatçı biraz ruhani olarak ele almış. Göçmen kuşlardan yola çıkmış. Göçmen kuşların, aslında gökyüzünde dolaşan kuşların insan ruhu gibi olduğunu belki bize anlatmaya çalışıyor. Göçmen kuşlar bugün dünyanın bir coğrafyasından öbür coğrafyasına hiçbir şekilde sınır tanımadan geçen kuşlar. İnsanlar da aslında onlardan farklı değil. Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu'nun burada başka bir eserini görüyoruz. Gene bir hayvan metaforu üzerinden anlattığı çalışma var burada. Orada da o çalışmada da bir şekilde küresel göçü burada bu çerçeveli yapıt içinde bize gene bir hayvan görseli üzerinden aktarmaya çalışmış. Burada İsviçre'de yaşayan sanatçılarımızdan Levent Pınarcı'nın bir eseri var. Çizgiler isimli yapıtta Levent Pınarcı aslında hayatımızın içine dikenli tellerin ya da duvarların nasıl bir çizgi oluşturduğunu anlatıyor. Bazı mülteciler bu çizgileri geçerken bazıları belki de bu çizgileri geçemiyor. Mesela Corin Silva'nın videosu. İngiltere'ye gelen, o çizgileri aşıp İngiltere'ye gelen Nijeryalı bir göçmenin aslında o çizgiyi yaşarken geçemediğini sanatçı burada bize anlatmış. İngiliz polisi tarafından öldürülen Nijeryalı göçmenin hikayesini burada sizlere gösterdikten sonra hemen çaprazımızda Amerikalı sanatçımızın Stefan'ın bir videosuyla karşılaşıyorsunuz. Stefan Twist her zaman sonbahar, always autumn dediği bu yapıtında aslında göçmenlerin, mültecilerin için hayatın her zaman bir şekilde sonbahar olduğunu bize anlatmak istiyor. Biraz daha ileriye doğru gittiğimizde Lale Duruiz'in Dünya Göçerken isimli bir yapıtıyla karşılaşıyoruz. Dünya göçerken diyor. Dikkat ederseniz dünya göç ederken aslında bir şekilde de dünyanın göçtüğünü bize anlatmaya çalışmış Lale Duruiz. Burada mavili ağırlıkta olan bu yapıtın hemen karşısında gene aynı tonalitede bir mavinin olduğu başka bir resim görüyoruz. Liechtenstein'li sanatçı Martin Wolvent'in Mülteciler adlı yapıtı. Martin Wolvent bu eserinde mültecilerin bir şekilde yığınlar halinde geldiğini, yığınlar halinde Avrupa'ya doğru ilerlediğini, hayatın içine karıştığını bize anlatmaya çalıştı. Hemen Martin Wolvent'le birlikte aynı hizada Mahmut Celair'in resimlerini görüyoruz. Mahmut Celair burada kendi dünyasında, kendi köyünde
göçerlerin hikayelerini sanki bize bir fotoğraf karesi gibi anlatmış. Mahmut Celayir'in bu iki eserinden sonra biraz ilerliyoruz. İranlı sanatçı Morteza Khosravi'nin iki tane resmini göreceğiz. Morteza yer altındaki yaşamı, İran'daki yer altındaki yaşamı bir şekilde bize anlatan bir sanatçı. Kendisi şu anda hala İran'da yaşıyor. Ama onun resimleri, onun ortaya çıkardığı yapıtlar kendi hayatından bile daha önemli. Ondan dolayı göç hikayeleri, the other stories dediğimiz öteki hikayeler bazen çok daha derinlere inerek hayatın içinde anlam buluyor. Mesela burada sanatçının o anılarında kalan fotoğraflardan yola çıkarak yüzlerin belli belirsiz silik olarak görüldüğü bu resimde onun hayatının izlerini bize gösteriyor. Morteza'nın eserinin hemen karşısında burada doğudan, İzmir'den gelen Mustafa Albayrak'ın kendi hayatına dair, kendi hayatıyla ilgili yaptığı bir duvar enstalasyonu var. Mustafa İzmirli, kendi köyünden bir takım fotoğrafları, objeleri, kapı, elektrik ve su sayaç numaralarını, o dönemde evinde bulunan aynayı vesaireyi bize getirmiş. Siyah beyaz fotoğraflarda kendi akrabaları, kendi ailesinin üyeleri var. Mesela şurada gördüğünüz kişi onun dayısı. İsmi Şakül Dede diyorlar. Onun Şakül'ünü de beraberinde getirmiş. O dönemdeki insanların o doğal hayata ait olan her şey çerçevelerin içinde. Fakat onların yanı sıra baktığınızda burada renkli, katmanlı yüzeylerden oluşan 3-4 boyutlu fotoğraflara baktığınızda ise insanların göç ettikleri, yani gittikleri yerde o modern hayatın, modernizmin onları nasıl kıskaca aldığını, nasıl sıkıştırdığını sanatçı burada bize çok iyi bir şekilde anlatmış. Yani göç etmeden önceki zaman dilimi ve göç edilen yerdeki sıkışmışlığın bizleri ne kadar etkilediğini görmüş oluyoruz. Hemen arkamda Suriyeli sanatçı Rifai Ahmet'in iki tane yapıtını görüyoruz. Baktığınızda aslında figürlerin arasında bir takım rakamlar göreceksiniz. Bu rakamlar bize dünyadaki bütün mültecilerin, göçmenlerin birer istatistiki numaradan ibaret olduğunun bir göstergesi. Tüm dünyada, her ülke, her tarafta göçmenler sürekli olarak sayılarla bize karşı gösteriliyorlar. Her ne kadar durum böyle olsa da bizim umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Dünyada insanlar bir taraftan başka bir tarafa göç ediyorlar. Orada yeni hayatlar kuruyorlar. Zaman zaman olumsuzluklar olsa da sonuçta hayat bir şekilde akıyor. Ve tüm bunlarda net olarak şunu söyleyebiliriz ki göç, göçmenlik bir çeşit enerjidir. O enerji de gittiği yerde kendini göstermektedir.